Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda karıştırılan ekleri göreceğiz. Karıştırılan ekleri örnekler üzerinde çözmeye çalışacağız. İlk önceki ekimiz ilg2 hal2. ilg2 ile hal2 genellikle karıştırılır. Ama bunu biz örnekler üzerinde birazcık daha ayrıştıracağız, detaylandıracağız. Nasıl ortaya çıktığını göreceğiz. Arabamı yıkatmış sonunda. Bir cümle. Arabamı yıkatmış dediğimde benim arabam oluyor mu? Oluyor değil mi? Bak, benim diye yazıyorum başına. Benim arabam. Ama benim arabam derken nereye kadar oluyor? Şu kısma kadar. Şurası ilg2. Bu kısım ilg2. Yani sahiplik eki. Yanındaki ı, bunu nasıl soracağız? Bunun hal2, yani belirtme hal2 olup olmadığını nasıl anlarız? Neyi, kimi sorusunu sormamız gerekiyor. Neyi yıkatmış? Arabamı yıkatmış. İşte buradaki neyi sorusuna cevap verdiği için, neyi sorusu sorusuna cevap verdiği için belirtili, hatta ne olur? Belirtili nesne olur. Belirtme hali eki olur. Birincisi bu. İkinci cümlemize geçtiğimizde telefonu oldukça güzeldi. Telefonu oldukça güzeldi. Ben bu ilgeklerini çekerken neye göre çekiyordum zaten? Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların zamirleriyle, iyilik zamirleriyle çekiyordum. Bak, ben, sen, o, biz, siz, onlar değil. Benim telefonum veya senin telefonu, onun telefonu dediğimde onun kelimesine, onun zamirine oluyor mu? Oluyor. Onun derken onun telefonu hepsi beraber içine mi giriyor? Evet. Ayrıca burada onun telefonu derken şuradaki u tamlanan eki değil midir? Tamlanan eki. Ayrıca biz ismin hal eklerinde anlatmıştım size. Tamlanan eki ayrıca ne ekidir? İyilik eki değil midir? Şuradaki onun ne olmuş o zaman? Tamlayanı düşmüş değil mi? Şuradaki tamlayanda zamir olmuyor mu? Al sana işte onun ek almış. İkisi de ek almış. Belirtili isim tamlaması ayrıca. Belirtili isim tamlamasının tamlayanı ek aldığında ilgi hali ekini alır. Ve tamlanan ek aldığında hem tamlanan eki deriz hem de iyilik eki deriz. Üçüncü cümlemize geçtiğimde babam suları toptancıdan alıyor. Babam suları toptancıdan alıyor. Şu eke bakıyoruz hemen. I ekine. Niye? Çünkü iyilik ekiyle belirtme hali ekini karıştırıp karıştırmayacağıma bakacağız. Toptancıdan alıyor. Neyi alıyor? Bak, neyi sorusuna tekrar cevap veriyor. Neyi alıyor? Suları diyor. Suları dediğim için de burası belirtme hali ekidir. Neden? Şimdi tekrar bakalım. Şimdi ilg2 eklerini biz niye göre çekiyorduk? Az önce de söylemiştim. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların gibi çekiyordum. Şimdi koyalım bakalım. Benim suları, senin suları, onun suları. Çünkü onun suları toptancıdan alıyor. Oluyor mu? Olmuyor. Senin suları oluyor mu? Olmuyor. Çünkü burada neyi sorusuna cevap veriyor. Neyi sorusuna cevap verdiği için de burası belirtme hali ekidir. Karıştırmamanız gereken birinci ekimizdi. Şimdi geçelim ikinci hal kip ekimiz, yani bir de sıfat fiil eki arasında karıştırılacaklar vardı. Şimdi sıfat fiil eklerini bir hatırlayalım. Anası mezar dikecekmiş diye biz bunu kodlamıştık. Oradaki bazı ekleri, sıfat fiil ekleri kip ekleriyle karıştırılabiliyor. Onu da cümlenin içindeki durumuna, görevine göre yapacağız. Şimdi diyelim bakalım, cümle cümle gidelim biz bunlara. Çıkar yol bulmak için uğraşıyoruz. Şimdi şuraya baktığım anda ar ekini gördüm. Ar eki. Bu ar ekine baktığımda bunu kip eki mi? Yani zaman eki mi? Geniş zamanla karıştırabilir miyiz? Çünkü ar er neydi? Geniş zaman ekiydi bir de. Ar er geniş zamanla karıştırabilir miyiz? Şimdi bunun bir yüklem olması lazım o zaman. Geniş zaman olması için. Bir de ikincisi, biz zamanları anlatırken demiştik ki fiil artı kip artı şahıs eki. Burada öyle bir şey var mı? Bir bakalım. Çıkar yol diyor. Hiç öyle bir şey göremiyorum. Çıkar yol bulmak için uğraşıyoruz. Hatta yüklemi de burası, bakın. Demek ki burası yüklem veya olamaz. Fiil de olamayacak. Çünkü şahıs eki yok. Ama önündekine hemen dikkat etmem gerekiyor. Önünde ne var bunun? Yol. Yol bir isim midir? İsimdir. Sor bakalım şimdi. Hangi yol? Çıkar yol. Oldu mu sana? Veya nasıl yol? Çıkar yol. Hangi yol? Çıkar yol. Eğer sorusunun cevabını alabiliyorsan, isme sorup sorunun cevabını alabiliyorsan burası sıfat fiil eki.
Sıfat fiile ki ayrıca ikisi beraber sıfat artı isim olduğundan dolayı ikisi beraber sıfat tamlaması. Aşağıya geçiyoruz. Tüm bu soruları hayatından, tüm bu soruları veya sorunları hayatından çıkar. Arkadaşım bir bakalım şimdi. Kelimenin kökünü bulmamız gerekiyor. Bakalım bu geniş zaman ekimi yoksa sıfat fiil ekimi, bunun arasındaki farkı göreceğiz. Yoksa başka bir durum mu var? Tüm bu soruları hayatından çıkar. Çıkmaktan çıkarmak mı olmuş? Evet bak, çıkarmak, çıkar, at anlamında söylüyor. Demek ki bak şurası çıkmak fiil köküyse, fiil köküyse buradaki er fiilden fiil yapım ekidir arkadaşlar. Unutma. Tamam mı bakın? Çıkar. Fiil kökü fiilden fiili. Kafandan çıkar, at anlamında. Geniş zaman anlamında kullanmamış. Hemen aşağıya geçtiğimizde. Anlattıkların umarım sınavda çıkar. Ha bak şimdi. Çıkmak kelimesi arkasından ar ne gelmiş? Geniş zaman eki gelmiş. Geniş zaman eki. Çıkmak fiil kökü. Tekrar okuyalım cümleyi. Anlattıkların umarım sınavda çıkar. Geniş bir zamanda zaman anlamını verdirmiş. Geniş zaman ekidir. Demek ki 3 farklı anlamda kullanabiliyormuşum ben bunu. 1. Çıkar yok dediğimde sıfat tamlaması halini alıyor. Buradaki er sıfat fiil oluyor ama önündeki isme dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi sorusunu sorduğumuzda cevabını alabiliyoruz. Hemen ikincisindekine dikkat etmem gerekiyor. Er diye bir de bizim yapım ekimiz varmış. Çıkmaktan çıkarmak olmuş. Öyle olduğu için fiilden fiil yapım eki, burası ayrıca türemiş bir fiildir. Anlattıklarım umarım sınavda çıkar. Burada zaman anlamı var. Burası da geniş zaman anlamındadır. Devam ediyor sıfat fiil eklerinden, kip eklerinden. Yine sıfat fiil eki dık dik. Anası mezar dikecekmişteki dık dik. Ve bizdeki ne vardı? Bizde dık dik, bir de görülen geçmiş zaman ekimiz vardı. Bunlar arasındaki farkı görelim şimdi. Yine az önceki gibi bakıyorum hemen, tanıdık yüzler. Nasıl yüzler? Tanıdık yüzler. Aa, hemen bak önündeki isim. İsmi gördün mü? Gördüm. Ve ismi bu taraftaki niteledi mi? Niteledi. Nitelediyse burası sıfat fiil ekidir. Ayrıca cümlenin hepsini okumanız gerekiyor arkadaşlar, unutmayın. Hemen atılamayın. Çünkü bakın tanıdık yüzler görüyorum. Şurada zaten bizim ne var? Yüklemimiz var burada. Burası ne olacak? Hemen önündeki isme niteliyor mu nitelemiyor mu, ona bakıyoruz. Ayrıca biz bunun hepsine beraber ne diyoruz? Sıfat tamlaması. Hemen aşağıya geçiyoruz. Seni arabandan tanıdık. Aa, bak şimdi. Yüklem haline gelmiş burası bak. Yüklem. Yüklem olmuş. Seni arabandan tanıdık. Tanımak fiil kökü. Tanıdık. Kim tanıdı? Biz tanıdık. Biz tanıdık olduğu için de burası görülen geçmiş zaman eki. Çünkü önünde ne ismi niteliyor ne bir şey yapıyor. Sadece ne veriyor? Zaman anlamı veriyor arkadaşlar. Diğer bir sıfat fiil ekimiz acak ecek. Acak eceği biz neyle karıştırmamalıyız? Kip eki olan gelecek zaman ekiyle, kipiyle karıştırmamamız gerekiyor. Hemen bakalım. Yakacak odunun var mı? Odun kelimesi nedir? İsim. Hemen önüne bakıyorum. İsim. Şimdi nasıl odun? Yakacak odun. Nitelemiş mi odun kelimesini? Nitelemiş. O zaman şuradaki acak, ecek, sıfat, fiil, eki. İkisi beraber sıfat tamlaması. Aşağıya geçiyoruz. Odunları yarın sobada yakacak. Bak yarın sobada yakacak. Zaman anlamı vermiş mi? Burası fiil kökü. Şuradaki de gelecek zaman eki. İşte yüklem olmuş, zaman anlamını vermiş. Bak yukarıdakinden tamamen farklı. Dikkat etmemiz gerekenlerden. Evde yakacak kalmadı. Ha, bazen şu da olabilir. Yakacak kelimesini tamamen bir isim niyetine de kullanabilir. Şimdi evde yakacak kaldı mı dediğinde sonra ne yapıyor? Odun, kömür bunların yerlerine geçmiş oluyor mu? Oluyor. O zaman şuradaki de ne olmuş oldu? Yakacak kaldı mı? Yakacağın var mı diye soruyor.
Yakacağın var mı dediğinde ne oluyor? İsimleşmiş oluyor. Diğer odun kömürleri gibi yakacak şeylerin yerine geçmiş oluyor. Burası da isimleşmiş arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Soru olarak gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi alacak ecek eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır diye karşınıza gelebilir. Diğer sıfat fiil ekimiz mışmış, bu mışmış da olabilir. Kipeklerimizin içinden bakıyoruz hemen ne vardı? Öğrenilen geçmiş zaman, yani duyulan geçmiş zamanımız vardı. Hemen bakıyoruz cümlesine bir bakalım hangisi öyledir diye. Kurumuş yaprak diyorum. Ha, hemen önündeki yaprak ismini gördün mü? Gördüm. İsmi gördüysem eğer niteliyorsa, nasıl yapraklar dediğimde soruyorsa, cevabını da alabiliyorsam, şuradaki mış eki o zaman sıfat fiil eki olur mu arkadaşım? Sıfat fiil eki olur. Sıfat fiil eki olursa bunun ikisini de beraber alırsam sıfat tamlaması olur mu? Evet, bu da sıfat tamlaması olur. Evet, şimdi biz bunu gelelim öğrenilen geçmiş zaman şeklinde kullanalım. Çamaşırlar hemen kurumuş. Çamaşırlar hemen kurumuş dediğimizde bu şuradaki kurumak fiil kökü. Ayrıca şuradaki muşta öğrenilen geçmiş zaman eki olmuyor mu? Öğrenilen geçmiş zaman eki oluyor. O zaman dikkat etmemiz gerekenlerden biri neymiş? Önünde isme ve diğerinde zaman anlamı var mı yok mu ona bakmamız gerekiyor. Geçelim şimdi. Sıfat fiillerle kipler arasındaki farkları gördük. Şimdi bakmamız gereken tamlayan eki, ayrılma hali eki. Tamlayan eklerimizi isim tamlamalarında baktığımızda şöyle derdik. In, in, un, ün, nın, nin, nun, nün diye şekilde alabilirdik ama bir de farklı bir şeyimiz vardı. Ben bunu özelliklerin içinde anlatmıştım. Dan eki bazen ne yapıyordu? Tamlayan, yani ın, in yerine geçmiş oluyordu. Evden çıkınca okula gidelim dediğimizde şuradaki den, dan, den ekini nasıl ayıracağız arkadaşlar? Kesinlikle nereden sorusuna cevap verir. Bakın, nereden? Bu nereden sorusuna cevap veriyorsa, evden çıkınca okula gidelim, nereden çıkınca? Evden çıkınca. İşte burası ayrılma hali ekidir. Hemen alttakine bakıyorum. Arkadaşlardan biri bana geldi dediğimizde şuradaki dan ekini buldum arkadaşım. Arkasından biri diye bir şey daha gelmiş, zamir gelmiş aslında. Şuradaki biri de tamlayan eki, tamlanan eki değil midir? Evet, tamlanan eki varsa şurasına da dedim ya, dan den ekinin yerine ın in getirebiliyorsam burası da nedir? Getirebildiğim takdirde tamlayan ekidir. Arkadaşların biri dediğimde oluyor mu? Oluyor. Oluyorsa o zaman burası da ne oldu? Tamlayan eki oldu diyebiliriz. Ayrıca bunu toplam şu şekilde alırsak bize ne der burası? Belirtili isim tamlaması, çünkü ikisi de ek almıştır. Bundan öncekilerde de söylemiştik ama yine de bir üzerinden geçmek istiyorum. İlgi zamiriyle sıfat yapan ki bulmamız gerekiyor. Şuradaki öğrenci sınıfın çalışkanı, buradaki bizimle konuştuğumuzdan habersiz dediğimizde 3 tane ki olduğunu söylemiştik. Bir de bağlaç olan ki vardı. Bağlaç olan ki ayrı yazıldığı için onu buraya almadık. O zaten kendini belli ediyordu. Şuradaki öğrenci dediğimde arkadaşım, önünde öğrenci diye bir isim var mı? Var. İsim varsa hangi öğrenci sorusuna cevap da verdi mi burası? Verdi. Şuradaki öğrenci. Öğrenciyi ne yapmış oldu? Belirtmiş oldu. Şuradaki ki belirttiği için de ben buraya ne diyeceğim? Sıfat yapan ki diyeceğim. Tamamdır. Hemen aşağıya geçiyorum. Buradaki bizimle konuştuğumuzdan habersiz. Buradaki dediğimde buradaki bir kişiden, bir insandan, birinden bahsediyor mu? Veya oradaki geldi mi? Oradaki insan geldi mi desem, önünde insan kelimesini koyduğumda nitelemiş oluyor, belirtmiş oluyor. Belirttiği için orası sıfat oluyor. Ama buradaki dediğimde ki bir ismin yerine geçiyorsa o zaman ne olacak? İlgi zamiri olacak. Mesela diyoruz ki seninki gelmiş veya benim evim boyası kırmızı. Seninki ne diyorum, bakın oradaki ki'yi gördünüz mü? Ki seninki dediğimde senin evin boyası anlamına vermiyorum. Boyanın yerine geçmiş olmuyor mu oradaki ki? İşte oradaki ki ile buradaki de aynı. Buradaki dediğimizde bir ismin yerine geçtiği için de burası ilgi zamiridir. Bunun bir ayırma özelliği daha var arkadaşlar. Şuna dikkat edeceksiniz. Cümleyi tamamen okuyacaksınız ama. Larler ekini getireceksiniz. Şuradakiler öğrenci sınıfın çalışkanı oluyor mu larler ekini getirdiğimde buraya? Şuradakiler, ler ekini getirdim bakın. Şuradakiler dedim. Şunun önüne koyalım. Şurayı silelim o zaman. Şuradaki ler ekini koydum şuraya. Şuradakiler dedim. Öğrenci sınıfın çalışkanı dediğimde oldu mu? Olmuyor. Olmuyorsa burası sıfat yapan ki'dir.
bakın tekrar söylüyorum. Lerekini getiriyorum. Cümleyi okuyorum. Şuradakiler öğrenci sınıfın çalışkanı olmuyorsa sıfat yapan ki'dir. Ama buradakiler, buradaki lerekini getiriyorum bak. Buradakiler bizim ne konuştuğumuzdan habersiz. Buradakiler kelimesi az buçuk oluyor mu? Bir anlam sana belirtiyor mu? Biraz daralma oluyor ama yine de oluyor. Olduğunda burası ilgi, zamiri diyebiliriz. Sen hangisini kullanmak istersen. Ama en garantisi olarak tekrar söylüyorum. Buradaki dediğimde ismi nitelemiyorsa, bir ismin yerine geçiyorsa ilgi zamiridir. Unutma. İsimle beraber kullanılıyorsa sıfat yapan ki'dir. Ayrıca biz bunun hepsine toplam ne diyeceğiz? Sıfat tamlaması diyeceğiz. Hemen larler ekine geçiyoruz. Senin larler iki de iki farklı görevde kullanılıyormuş demek ki. Senin değerini gün gelir anlarlar. Arkadaşım hiç unutma fiile geliyorsa biz buna ne diyeceğiz? Üçüncü çoğul şahıs eki diyeceğiz. Bakın üçüncü çoğul şahıs eki. Şuradaki anlamak, şuradaki re geniş zaman eki, şuradaki lar da üçüncü çoğul şahıs eki. Bakın arkadaşlar üçüncü çoğul şahıs eki, çokluk eki değil. Tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Fiile geliyorsa üçüncü çoğul şahıs eki. Ama insanlar zalim olabiliyorlar dediğimde şuradaki insan kelimesi ne? Baktığımda kökü isim değil mi? İsme geliyorsa bunlar çokluk ekidir arkadaşlar. Çokluk eki. Bunu unutmayacaksınız. Hemen arkasındakine bakıyorum yine. Olabilmek bir fiil değil midir? Bir fiildir. Fiil gövdesine gelmiş. Olabiliyorlar dediğimde de burası üçüncü çoğul şahıs ekidir diyoruz. Diğer karıştırılan eklerle devam edeceğiz arkadaşlar.